Merhaba değerli arkadaşlar. Yusuf Tekin yeni Milli Eğitim Bakanı oldu. Peki görüşleri nedir? Nasıldır? Özellikle uzman öğretmenlik konusunda ve idarecilik konusunda nasıl görüşleri var? Bunlar üzerine konuşacağız. Özellikle uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili katılmış olduğu bir programda şunları söylemişti. 2014 yılında öğretmenler test sınavıyla uzman öğretmen olmayacaklar. Böyle bir düşüncesi vardı. Yani ne demek bu? Test sınavıyla öğretmenler uzman olmayacaklar. Bunun yerine sınavsız bir sistemle uzmanlık ve baş öğretmenliğe geçiş yapacaklar. Fakat şöyle söyleyeyim. Ben şahsen yani öğretmenlik yapan kişiler bir test sınavına giriyorlar ve uzman öğretmen oluyorlardı. Ben şahsen bunun da çok büyük bir yanlışlık olduğuna inanıyorum. Bir öğretmeni diğerinden farklılaştıracaksak, eğer bunun kriterinin bir test sınavı olmayacağına inanıyorum. Bir kişiyi diğerinden farklılaştıracaksak, başka ölçütlerimizin olması lazım. Öğrencileriyle ne düzeyde ilgilenmiş, ne tür başarılar elde etmiş, ders saatinin haricinde ne tür sosyal etkinlikler yapmış. Ben bir öğretmeni uzman olarak tanımlamak için bu kriterlere bakmak zorundayım. Şimdi bunun hazırlığı var. Kanundan sonra bu prosedürü işleteceğiz. Yani yine öğretmenlerimiz aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen olarak tanımlanacak ama bunun tanımlamada kullandığımız araçları değiştiriyoruz. Test sınavları artık olmayacak şeklinde bir açıklaması vardı. Şu anda görüşleri nasıl değişmiştir? Nasıl gelişmiştir? Nasıl farklılaşmıştır? Bilemiyoruz. Onu da önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız. Bir diğeri de idarecilik sınavla olmayacak demişti. Bu da çok tartışılan bir konuydu. İşte şöyle söylemişti. Bir başka husus, eskiden öğretmen arkadaşlar arasından müdürü de test sınavıyla seçiyorduk. Müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısını test sınavına alıyorduk. Test sınavında başarılı olan kişileri müdür yapıyorduk. Müdürleri kadrolu olarak atıyorduk. İşte bu öğretmen iyi bir idareci değil ama sınavda başarılı olmuş, devam ediyordu. Kanunla bunu da değiştirdik. Bundan sonra performansından memnun olmadığımız başarısız olan okul idarecilerini idareci olarak çalıştırmak zorunda değiliz. 13 Haziran itibariyle hem maddi manevi değerlerimiz açısından hem eğitim prosedürü açısından bize katkı sağlamayan, uyum sağlayamayan okul müdürü, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı arkadaşlar bundan sonra öğretmen olarak çalışmaya devam edecekler. Koşullar ne olursa olsun başarısız olan kişiyi idareci olarak çalıştırmak zorunda değiliz şeklinde açıklaması da olmuştu. Bu da çok tepki almıştı o yıllarda arkadaşlar. Şu andaki görüşleri nasıldır? Bakış açısı nasıldır? İlerleyen günlerde göreceğiz. Ne kadar farklılaşmıştır, değişmiştir. Bunları da takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz kulis bilgilerini. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.